Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulüne Muhammedin salat. Evet. Şimdi ben bir giriş yapayım şöyle. 3 aylardayız Mehmet abi. Üsa Hazretleri 3 aylarda yapılan ibadetlerin diğer 9 aya göre değil mi? Misli misli 100'den 1000'den 20 bin, 30 binden geçtiğini söylüyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir duası var. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. Ramazan'dan azamiyet derecede istifade etmenin formülü Recep ve Şaban'da yapılan hazırlığa bağlı Hasan abi. Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bereketli kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. Peki ne hazırlık yapacağız? Bizim kendi mesleğimiz noktasından abi. Recep Allah'ın ayı, marifetullah dersleri, değil mi? Mesela ikinci şua, yedinci şua, işte 22. söz, 30. söz. Şaban, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayı. İşte 19. söz, 19. mektup. Abi. İşte 11. lema, 4. lema, buralar okunmalı. Ramazan'da lezzet-i ruhaniye ayı, yani bu yapılan hazırlık. Evet, neticesinde. Ramazan'da lezzet-i ruhani oluyor. Şimdi bununla alakalı külliyatta böyle çok yerler var. Bizim konumuz beka. Ben öyle bir giriş olsun diye zikrettim abi. Şimdi dersimizin konu başlıkları neler? Beka'nın lügat manası ve külliyatta geçen üstadın tanımladığı bir beka tarifi var. Şimdi mesela birkaç tane sorayım. Beka deyince ne anlıyoruz beka deyince? Mehmet abi. Böyle hatırınıza gelen ilk bir iki şey abi. Beka dediğimiz zaman. Fena'dan çıkan meyve. Fena'dan çıkan meyve. Gafur abi. Sonsuzluk herhalde diye anlıyorum. Sonsuzluk. Daha ziyade lügat manasıyla sonsuzluk, ebediyet anlaşılıyor değil mi abi? Şimdi bakalım neymiş beka? Dersin başlıklarını zikredeyim ben. Şimdi bekanın hem lügat manası hem terim manası. Bekayı üçe ayırdık. Allah'a bakan beka, zihayatlara bakan beka, bir de insana bakan beka. Mesela Miraç yoluyla beka alemine girdi. Bu sorunun cevabı bu derste var. Ne demek yani beka alemine girdi Miraç yoluyla abi? Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın dört tane esas nimeti varmış. İşaret-i icazda geçiyor. Bu esas dört tane nimetin, esas nimetin beka ile olan münasebeti zikredilmiş. İşte daha önce vücub ve adem dersi yapmıştık. Bu beka onlarla da çok münasebetler. Abi. Şimdi ben bekanın lügattaki bizim lügattaki manası bekanın devam demek. Abi. Şu kalemle ben yazayım şuraya. Şöyle. Beka diyorum. Bunun lügattaki manası abi devam demek. Şimdi bunu üçe ayırdık. Allah'a bakan beka. Şuraya şöyle diyeyim. Silgiyi alayım ben. Şöyle diyeyim. Zihayatlar. Şöyle de bir ok çıkarayım. Bu da insana bakan. Şimdi dersin bu şeyinde abi. Şurada bir başlığımız var. Vacibül vücut ve adem başlığı var. Şurada yeri geldiği zaman onu yazayım. Bu işaret-i icazda bir yer var. Şimdi konu başlıklarımız bunlar. Bunun içeriklerini dolduracağız. Şimdi evet. Şuradan okuyorum. Errahim'de fiili olan sıfatı gayriye imadır. Errahman dahi ne ayn ne gayr olan sıfat-ı sebaya remizdir. Şimdi beka'nın lügat manası devam manası ne abi beka?
Şimdi Üstad Hazretleri'ne yüklemiş olduğu o terim manası. Zira Rahman Rezzak manasınadır. Rızık bekaya sebeptir. Buradaki beka devam manasında abi. Diğer manayı birazdan geçeceğiz. Şimdi lügat olarak böyle, evet, bekayı devam olarak takdim ediyorum. Beka tekerrür vücuttan ibarettir. Yani beka dediğimiz devamın şeyi neymiş? Vücudun tekerrür etmesiymiş abi. Vücut ise birinci mümeyyize, ikinci muhassısa, üçüncü müreccihe olmak üzere ilim, irade, kudret sıfatlarını istizam eder. Beka dahi semeri-i rızık mahsulü olduğu için basar, sem, kelam sıfatlarını iktiza eder ki merzuk istediği zaman ihtiyacını görsün, istediği zaman işitsin, aralarında vasıta bulunduğu takdirde o vasıta ile konuşsun. Bu altı sıfat şüphesiz birinci sıfatı olan hayatı istizam eder. Şimdi bu beka abi Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatlarından. Altı tane zati sıfatı var değil mi? Kıdem, muhalefetinül havadis, kıyam bi nefsiye, bir tanesi de beka. Şimdi bekanın lügat manası devam ya. Üstadımız bekaya şu manayı verdi. Beka dahi semeri rızık mahsulü olduğu için basar, sem, kelam sıfatlarını iktiza eder abi. Yani Cenab-ı Hak bir vücudu nasıl tekerrür ettiriyor? Bu üç tanesi bekanın içeriği basar, sem, kelam sıfatlarıymış. Şimdi Üstad Hazretleri, ben abi şunu anlatacağım. Şurada bir parantez açıyorum hemen. Bu şu an bu zihayatlara geçtim abi. Şu an şunu anlatıyorum. Buna birazdan geleceğim. Şurada şöyle bir ifade var. Konunun böyle bir çerçevesinin ihata edilmesi için abi. Sayfa 17'de şöyle söylüyor. Elhamdülillah cümlesi her biri niyam-ı esasiyeden birine işaret olmak üzere Kur'an'ın 4 suresinde tekerrür etmiştir. O nimetler neşe-i ula ile neşe-i ula'da beka, neşe-i uhra ile neşe-i uhra'da beka nimetlerinden işarettir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 5 tane elhamdülillah ile başlayan sure varmış. Bu birisi Fatiha, burada 4 tane dedi abi. Kur'an'ın 4 suresinde tekrar etmiştir. Yani mesela Kehf suresinde, efendim Enam suresinde, Fatır suresinde, değil mi? Bu 4 surede elhamdülillah ile başlıyormuş. 4 tane nimete işaretmiş. Şuraya yazayım ben. Bunlar neymiş? Neşe-i ula. Yani birinci yaratılış. İkincisi neşe-i ula'da beka. Buradaki beka devam manasında abi. Şimdi diğer bizim ahirete bakan manayı Hasan abi şurada işleyeceğiz abi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın 4 tane esas nimeti varmış. Elhamdülillah ile başlayan 4 tane sure bu 4 tane meselenin birini anlatılıyormuş abi. Burada üçüncüsü neşe-i uhra, yani ikinci yaratılış. Dördüncüsü de neşe-i uhra'da beka. Cenab-ı Hakk'ın 4 tane esas nimeti var. Her biri niyam-ı esasiyeden o 4 tane sure birine işaret ediyormuş. Şimdi birinci yaratılış. Birinci yaratılışta devam. İkinci yaratılış ve ikinci yaratılışta devam. Şimdi bu zihayatlara bakan devam var. Bir de insana bakan devam var. Şu iki tanesi var ya abi. Evet. Ve şu iki tanesi. Gördük değil mi? Şu dünyaya bakıyor. Yani alemi şehadete bakıyor. Şöyle şuraya yazayım ben. Silgiyi ben şuraya koydum. Tamam. Şu diyelim ki şehadet alemine bakıyor. Şunu da sileyim de şimdi. Şehadet alemine bakıyor diyelim. Evet abi. Şimdi bu şu ikisi, yani birinci yaratılış ve birinci yaratılıştaki devam şehadet alemine bakıyor. İkinci yaratılış ve ikinci yaratılıştaki beka da bu da ahiret alemine bakıyor abi. Şimdi şu şehadet alemine bakan birinci yaratılış ve birinci yaratılıştaki devamın karşısına iki şey çıkıyor külliyatta abi. Mevt
ve fena. Bu birinci yaratılıştaki devamın karşısına çıkan met ve fena. Bu ahiretteki, yani ikinci yaratılış dediğimiz meselenin karşısına da abi, bunun karşısına Adem çıkıyor Hasan abi. Yani dünyadaki devamın karşısında met ve fena var. Ahiretteki devamın karşısında da Adem var. Evet. Şimdi bu zihayatlara bakan met ve fena, evet, insanlara bakan hususan Adem meselesi, bu dersin başlıkları. Yani bunlarla ilgili yer okuyacağım. İnsan bu Adem'den nasıl kurtulur? Bu met ve fenadan nasıl kurtulur? Buradayken buradaki bekayı yaşayabilir mi? Evet. Bu soruların cevabı derste var. Abi. Ölüme çare mi buldun diyor. Evet. Şu, o dersin bir başı da o. Üstel Hazretleri söylüyor abi. Dil bekası, hak fenası istedi mülk itenim. Ah ki, değil mi? Lokman bir haber. Yani Lokman Hekim dahi çaresini bulamamış. Bu derste o manada var. Yani ölümün çaresi bekayı bulmakmış yani. Abi. Beka neydi? Şuraya ben lügatını yazdım. Üstadımızın vermiş olduğu mana 3 taneydi. Basar, sem, kelam. Sıfatlarıyla beraber tekerrü vücuttan ibaretmiş devam manası abi. Şimdi Cenab-ı Hak şurayı anlatıyorum ben abi. Şu şehadet alemine bakan mert ve fena var ya. Cenab-ı Hak bir vücudu, mesela insanın yaş ortalaması 65 diyelim. Niye seni 65 sene yaşatıyor? Şu sıfatlara mazhar olma için sen yaşıyorsun, devam ediyorsun. Bütün zihayatlar böyle abi. Kimisi mesela bir gün yaşayan var, bir hafta yaşayan var, bir ay yaşayan var, 20 sene yaşayan var, değil mi? 60 sene yaşayan var, 70 sene yaşayan var. Onun sebebi ne? Cenab-ı Hakk'ın şu sıfatlarına mazhar oluyor mevcudat yani abi. Peki teklif noktasında ben bu ahiretteki, yani ikinci yaratılıştaki bekaya nasıl mazhar olacağım? Onun cevabı da bu Hasan abi. Bu sıfatlara mazhar olmak yani. Abi. Yani ahiretteki o devam. Şimdi Cenab-ı Hak zihayatları yaratmış. Bu Mesnevi Nure'de bir ilan var. İlam-ı Eyyül Aziz. Eşyada esas olan bekadır diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu, Allah verdiği nimeti geri almıyor. Artık İlim, irade, kudret, bu sıfatlar tahakkuk edince o beka sahibi oluyor. Hususen insana bakan manası ya şekaveti ebedi oluyor. Şekavet de devam ediyor belli bir mertiden sonra, ikinci yaratılıştan sonra. Veyahut da saadeti ebedi olarak o devam sağlanıyor yani. Şimdi şunu şöyle yapayım. Şuraya bir şeyler yazacağım için. Şehadet alemi. Bunun karşısında met ve fena var. Bununla alakalı bir yer okuyayım ben atıf olması için. Bu 24. mektupta şu zihayatlara bakan met ve fena, evet, çokça işlenmiş. 20. mektupta ve vahayyul la yamut, evet, çokça anlatılmış. Oradan ben şimdi bir yer okuyacağım. Zihayatlara bakan meht ve fena'nın aslında meht ve fena değilmiş. Evet, şuradan. Şurası. Yani Cenab-ı Hak niye mahlukatı meht ve fena'ya tabi tutuyor? Şöyle. Mevcudat vücutlarıyla, hayatlarıyla o hayyü la yumutun hayatına ve o hayatın vücubu vücuduna delalet ve şehadet ederler. Mertleriyle, zevalleriyle o hayatın bekasına, sermediyetine delalet eder ve şehadet ederler. Yani birinci yaratılıştaki ve birinci yaratılıştaki bekanın karşısında mert ve fenayı Cenab-ı Hak çıkarıyor ki ta ki Cenab-ı Hakk'ın, evet, bekası ve sermediyetine delil olsun. Mevcudat zevale gittikten sonra arkalarında yine kendileri gibi hayata mazhar olup yerlerine geldiklerinden gösteriyor ki daimi bir hayat var ki, evet, mütemadiyen cilve-i hayatı tazelendiriyor.
Nasıl ki güneşe karşı cereyan eden bir nehrin yüzünde kabarcıklar parlar gider, gelenler aynı parlamayı gösterip taife taife arkasında parlayıp sönüp gider. Bu sönmek, parlamak vaziyetiyle yüksek daimi bir güneşin bekasına, devamına delalet ederler. Osman abi. Yani Cenab-ı Hak zihayatları yaratmış, o yaratılışta devam vermiş abi. Beka neydi? Tekerrür vücuttan ibarettir. Vücudun devam etmesiymiş. Peki niye karşısında met ve fenayı çıkarıyor? Cenab-ı Hakk'ın bekasının bilinmesi için. Şöyle bir ifade var. Şu mevcudat aynelerdir. Fakat zulmet nure ayna olduğu gibi hem karanlık ne derece şiddetli ise o derece nurun parlamasını gösterdiği gibi çok cihetlerle zıddiyet noktasında aynadarlık eder. Mesela nasıl ki mevcudat acziyle kudret-i saniye aynadarlık eder, fakriyle gınasına aynadar olur, öyle de fenasıyla bekasına aynadarlık eder. Yani mevcudatın met ve fenaya mazhar olması Cenab-ı Hakk'ın bekasına delil oluyormuş. Şimdi biz bekanın zıttı fena mı? Şimdi bekanın zıttı fena abi. Evet. Dünyadaki tekerrür vücut dediğimiz bekanın karşısında mevt ve fena var. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bekasını şöyle bu zihayatlar mevt ve fenalarla gösteriyor ya abi. Peki biz Allah'ın beka sıfatı olduğunu nereden biliyoruz? Geçen biz vücut dersi yapmıştık. Vacibül vücuttaki vücut değil mi abi? Şimdi vücut neydi? Vücut vücudun en evet rusuh peyda etmesi. Evet. Vücutta rusuhu bulunmaktı vücut değil mi? Peki vücutta rusuhu bulunmak neydi? Evet. Diğer mevcudatın kayıtlarıyla evet. Kayıtlı olmamak. Vücut buydu abi. Vücut neymiş? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da vücudu var. Evet. Diğer mahlukatın da vücudu var. Değil mi? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın vücuduna vacib bir vücut deniyor. Peki o vacip neydi? Vücutta rusuhu tam vardı. Vücutta rusuhu bulunmak neydi? Diğer mevcudatın kayıtlarıyla kayıtlı olmamak demekti. Yani bakın şöyle diyeyim Cenab-ı Hakk'ın bekasını anlatırken. Met ve fena var ya burada abi. Burada da adem var değil mi? Şimdi o zaman Cenab-ı Hakk'ın bekasını hiç zihayatları hesaba katmadan nasıl anlayabiliriz? O zaman şöyle. Üstad Hazretleri vücut ve adem. Onun kudretine iki menzil gibidir diyor. Oradan alır, ademden alır, vücuda getirir. Vücuttan alır, ademe gönderir değil mi? O zaman Cenab-ı Hakk'ın bekası şöyle olmuş oluyor. Çünkü bu sıfatlar Cenab-ı Hak bir vücudu harici vücuda getirirken ilim irade kudret lazım. Onun devamı için de bu sıfatlar lazım. Bu sıfatta hayatı istizam ediyormuş. Bunlar ne aynısı ne gayrısı olduğu için misal olarak yani bunları noktayı olarak hesaba katmadan nasıl vücut ve adem iki menzil gibiymiş. Vücut ve adem iki menzil gibi olan zatın beka sahibi olduğu anlaşılıyor yani abi. Bilmiyorum cümleyi ifade edebildim mi ama yani vücut ve ademin sahibi kim? O zaman mevcudatın kayıtlarıyla kayıtlı olmamış oluyor Mehmet abi. O zaman mevcudatın kayıtlarıyla kayıtlı olmadığı için mevcudatta met ve fena adem olduğu için değil mi? Vücut kelimesinin içeriğinde onu görmüştük yani. Şey ilginç oldu. Yani 7 sıfatı 3 3 1 diye ayırmış oldu. Evet, Üstad Hazretleri burada ayırdı. Evet. Yani ilk 3 ne dedin? Yaratmak. Şimdi Cenab-ı Hak bir vücudu harici vücuda çıkaracak ya bir ilimden. 3 tane ilim irade kudret lazım. Devamı için basersem kelam lazım. En sonunda da hayat mı? Evet. O 6 sıfatta hayatı istizam ediyormuş. Yani 3 3 1. Evet. Yani. Şimdi zihayatlara bakan devamın karşısında met ve fena var. İşte mahlukatın met ve fenasıyla Cenab-ı Hakk'ın bekası biliniyor. Cenab-ı Hakk'ın beka sahibi olduğu nereden belli? Vücut ve adem ikisi elini diyelim ki kabzasında tutuyor. Evet. Diğer mahlukatın kayıtlarıyla kayıtlı olmadığı için
diğer mahlukatlarda Mert ve Adem veya vesaire sıfatları olduğu için Cenab-ı Hakk'ın bekası anlaşılıyor yani. Şimdi benim asıl getirmek istediğim dersin şeyi abi, bu bir giriş oldu. Bu meselenin enfüsü manası, yani bize bakan manası. Çünkü külliyatta yazılan her şey birinci derecede kul ve Allah arasındaki münasebeti kurmak için abi. Yani sen bir şeyi okudun, aleminde bir inkişaf, bir inbisat varsa malumat haricinde, o zaman bir hikmetin tahakkuk etmiş oluyor. Yoksa hani sadece malumat olur yani. Şimdi bu meselenin insana bakan Mehmet abi boyutu var abi. Bu beka meselesinin. Beka, bir daha söylüyoruz, lügatta devam, terim olarak içeriği ise Cenab-ı Hakk'ın şu sıfatlarına, basersem kelam sıfatlarına mazhar olup tekerrür vücuttan ibaretmiş. Evet, işaret edeceğiz de bu böyle geç. Beka tekerrür vücutmuş yani abi. Normalde hani ebediyet biliyorduk değil mi? Sonsuzluk biliyorduk. Bu sıfatlara mazhar olmakmış tekerrür vücut. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi maddi noktadan Cenab-ı Hak bizi hayatı bu sıfatlara mazhar olup yaratıyor ya abi. Bu aynı zamanda kainatın şeyiydi, yaratılma hikmetiydi. Evet, sayfa 16-17'de geçiyor. Şimdi hatırlarsanız üstadımız o ayetleri izah etmiş. Abi, Bakara suresinde burada şimdi 3 tane sıfat sayıyor Osman abi. Görmek, işitmek, kelam. Mesela summun, bukmun, umyun. Yani görmezler, işitmezler, onlar dilsizdirler. Abi, bu üçüne bakıyor diyebiliriz yani. Çok münasebeti var. Dördüncüyü düşünmedik. Geldi hepsi birbirine. Tam denk geldi ya. Acaba evet. Dörtle ilgili tefekkür var mı? Yok. Evet. Şimdi ben bu insana bakan manada bu dördüncüye de hayatla birleştirsek lazım. Dördüncü dediğiniz? Evet. İlk üçünü bununla birleştirdiniz. Şu bekanın tarifinde söyledim yani münasebet noktasında. Siz buradaki dörtle mi münasebet kurdunuz? Yok, şu okuduğunuz ayette dört parça şey söylediniz ya. Evet. Onu da şunlarla birleştirdiniz. En son biri boşta kaldı. Biraz açalım da sıcak oldu ya. Hava girsin. Evet. Hasan abi yardım etmiyorsunuz hiç abi ya. Sen götürüyorsun. Evet, bir şey yapayım da abi, ondan sonra soruları şey yapayım. Şimdi meselenin abi ziyaretlere bakan şeyi bu. Dört o, tane nimet o, varmış. Onun devamındaki ayet de hayata bakıyor. Evet. Hayatla mümkün. La yubsirun diye, evet. Evet. Ben, hayata iniyor ifade ediyor. Evet, burada. Yok, salihtir zaten. Evet abi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bekası diğer... Affedersin şey, o ölü olarak kabul ediyor. Hayatın zıttı olmuş. Yani, yani görmüyorlar, işitmiyorlar. Kelamları da olmadığı için evet. Ölü hükmündedirler. Çünkü hayatları yoktur. Evet abi. Diyor. Yani dördü de uyuyor. Bir şeyin var olabilmesi için ilim ile Kur'an kudret vücuda sebeptir. Evet. Ama bu sıfatlar koyduğun zaman vücut değil hayata sebep. Evet. Bak şimdi. O üçüncü üç vücuda sebeptir. İlim irade kudret. İlim, irade, kudret, camide, taş, toprak olabilmesi için ilim, irade, kudret lazım. Vücudun sebebidir. Tamam. Evet. Basar, sem, kelam ise ziya hayatın sebebi. Bekanız değil mi? Metne göre beka. Tabii beka işte hayat. Hayata mazhar oldu mu bekaya sebeptir. Evet. İşte. Yani bu sıfatlar bekayı istizam ediyor abi. Bekayı istizam ediyor. Evet. Yani mesela diyelim ki camide, bekanın faniliği yok ki adamda, yani taşta. Vücut ve bekayı da hayatı netice veriyor desek. Çünkü hayat hepsini istizam ediyor, cem ediyor. Şurada. Evet. Bekayı hayatsız düşünebilir miyiz abi? Yani bekayı düşünsen bile hiçbir anlamı yoktur. Mesela taşın beka faniliği yok ki onun aleminde. Taşın öyle ha, müekkeli var, müekkelinde bahsetmiyoruz. Biz de müekkeliz bedenimiz ama evet. Farkındalığımız var. Mesela taşın ha varmış ha yokmuş onun dünyasında. Kendi zatı noktasında. Allah cehennemden baktığımız zaman abi. O başka. Nihayete hayat Allah'ın bir sıfatı. Evet. Allah değil, Allah'ın sıfatı. Yani dolayısıyla... Şey diyor ki hayat
Mesela bir şeyde konuşmak varsa da, evet. Şualar da söylüyor ya ayet-i kübrede. Kelamı varsa diyor, iradesi varsa diyor, hep hayatı istizam ediyor. Yani hayatı istisna yapmış. Demiş ki, ilim, irade, kudret, yani canlı can sönüm değil, vücuda sebeptir. Basarsem kelam ise bekaya, yani ziyayat olmaya. Çünkü ziyayat oldu mu? Tamam, bekaya basarsın. Eşyada asıl olan beka. Hiçbir şey Allah yok olsun diye yaratmamış abi. Kerem devam için yani. Evet. Yani onun için Allah böyle en büyük cezayı da cehennemi de çalıştığı yer Adem yani. Evet. Şimdi ben şey sıralama şöyle olur mu abi? İlk önce vücut, sonra hayat, sonra beka. Yok, hayat hepsini istizam ediyor. Hayat. Yani ayrı düşünmeyelim abi. Evet. Burada ifade ederken ayırmış ama şimdi abi ben şu anlattığımı müşahhaslandırıyorum şimdi şunu. Bu sayfa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem de 3. lamadaki şu cümlenin de izahı olacak şimdi. Miraç yoluyla beka alemine girdi. Hatırlarsınız 3. lamada bu cümle geçiyor abi. Şimdi bekayı bir daha tekrar edeyim. Lügatta devam manasında teknik terimsel olarak da Cenab-ı Hakk'ın Evsaf-ı ilahi mazhariyet yani bekanın devamı abi. Bekanın içeriği yani. Beka cümlesinin içeriği ne? Efsaf-ı ilahi dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın basarına, semine, kelamına abi. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Miraç yoluyla beka alemine girmiş. O zaman bizim şimdi beka, bu cümleyi anlamak için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracına şu cümlelere bir göz atalım. Hem de şu anlatmış olduğumuzun abi şunun bir noktayı nazar olacak. Sonra kendimize getireceğiz meseleyi. Şöyle söylüyor. Şimdi innehu'daki zamir ya Cenab-ı Hakk'a racidir veyahut peygamberidir aleyhissalatü vesselam. Peygambere göre olsa kanunu belagat ve münasebeti siyak-ı kelam şöyle ifade ediyor ki bu seyahat-ı cüziyede bir seyri umumi ve bir urucu külli var ki. Şimdi peygamberimizin miracını anlatırken bu seyahat-ı cüziyede diyor. Niye seyahat-ı cüziyede diyor? Şimdi üstadımız ileriki sayfalarda miraç bir gılaftır, elbisedir diyor. Miraç demek bütün zamanlarda ve mekanlarda yapılan ne kadar tahiyyatlar, tayyibatlar, salavat-ı şerifeler, ibadetler varsa Cenab-ı Hak canibine, Arş-ı Azam canibine gitmesi miraç bu yani yükselmek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı ise o genel manadaki miracın Osman abi elbisesi olmuş. Grafi ve sureti olmuş. Mesela Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var abi. Bakın bu seyahat-ı cüziyede diyor. Niye seyahat-ı cüziyede diyor? Şöyle. Şimdi kül. Cüz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var. Külliyatı cüziyede koyuyor. Mesela kül ağaç diyelim. Bu ağacı çekirdeğine koyuyor. Evet. Mesela ibadetler diyelim. Namaza derc etmiş değil mi? Mesela şehadetler diyeyim, kelime-i şehadet. O nereye derc edilmiş? Hacerül Esved değil mi? Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın her şeydeki bir kanunu yani. Bakın 24. mektubun hatimesi bunu anlatıyor. Abi söylediğimde. Mesela Esma-i Hüsna değil mi? 1001 tane Esma-i İlahiye var. Esma. Evet. Bir tane İsmi Azam var değil mi? Bu bir kanun yani. Böyle bir kanun var. Şimdi miraç. Genel manadaki miraç. Evet. Burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. O yüzden bu seyahat-ı cüziye diyor abi. Bu seyahat-ı cüziyede evet. Bir seyri umumi var. Bir urucu külli var. Yani her şey bir miraç oluyor. Genel manada. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracında diğer miraçlarda olmayan iki şey varmış. Umumiyet ve külliyet abi. Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam seyri umumi ne seyretmiş? Nasıl külliye yükselmiş? Gelen cümleler de söylüyor. Ta Sidretil Müntaha'ya, ta Kab-ı Kavsen'e kadar meratibi külliyeyi Esmaiye'de abi. Gözüne kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbani'yi ve acayip bir sanat-ı ilahi işitmiş, görmüş. Neyi seyretmiş? Evet. Neyde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam külliye yükselmiş? Efsaf-ı ilahiyede yani esmanın mertebelerinde abi. Cenab-ı Hakk'ın mütekelliminde,
Semin'de, Basar'ında, Rahman'da, Rahim'de, evet, gözüne kulağına tesadüf eden, gözüne demesi, kudretin ayetleri, abi Basar, kulağına demesi, kelamın ayetleri. Muhammed Ayat-ı Rabbani ile acayip bir sanat ilahi işitmiş, evet, görmüş. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yaratmış olduğu, değil mi? Mevcudat Esma'yla tecellisiydi. Bütün böyle ayetleri görmüş abi ve onunla ilgili Cenab-ı Hakk'ın kelamını işitmiş. İşitmiş ve görmüş abi. O zaman Miraç yoluyla evet beka alemine girdi. O zaman ne oluyor abi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evet bu mevt ve fena alemindeyken evet Cenab-ı Hakk'ın şu saymış olduğumuz sıfatlara evet umumiyetle seyrettiği için, külli baktığı için o zaman beka alemine girmiş oluyor. Mert ve fenanın içeriğindeyken. Çünkü o mazhar oldukları, gördükleri fani değil beka ya abi. Miraç yoluyla beka alemine girdi demek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu dünyada efsaf-ı ilahiyeyi enfüsü ve afaki görmüş, işitmiş, yaşamış. Şimdi geleceğiz ona getireceğiz kendimizi. Üstadımız da böyle abi. Mesela gördüm. Evet. Hissettim. Hakkal yakin zevk ettim ki diyor. Bu işte. O Üsa Hazretleri de orada bu meseleyi anlatırken bak okuyacağız şimdi. Bu vasıfları sayıyor yani. Ölümün çaresi ne? Şimdi meselenin enfüsü manadaki karşılığı o. Miraç yoluyla beka alemine girdi demek. Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meratibi külliyeyi esma-i ilahiyede evet. Cenab-ı Hakk'ın ne kadar ismi var? 1001. Bunları işitmiş ve görmüş. Ayat-ı Rabbaniye acayip bir sanat-ı ilahi. Biri kelama bakıyor abi, biri basara bakıyor. Kudretin ayetleri yani. Buna Üsa Hazretleri şeyde anlatırken hakikat-ı miraç abi onu da söyleyelim. Hakikat-ı miraçta iki tane misal var. Padişah misali ve kovandan-ı azam misali var. Padişah isimleriyle biliniyor. Kumandan-ı Azam da mertebeleriyle. Mesela çavuş da bir komutan. Yüzbaşı, binbaşı da komutan değil mi? Şimdi Allah iki şekilde biliniyor. İsimleriyle, padişah misali. Bir de mertebeleriyle. Mesela Rahman, Rahim, Kerim var ya abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı iki şekilde bilmiş. Bir isimleriyle bilmiş. Bu misal ona bakıyor. İki, mertebeleriyle bilmiş. Kumandan-ı Azam misali ona bakıyor. Hakikat-ı Miraç'ta Hasan abi bir yere gitmek yok. Hakikat-ı Miraç Zat-ı Ahmet'in aleyhissalatü vesselam meratibi kemalatta seyri sülükünden ibaret. Peki kemalat mertebeleri ne? Bunlara mazhar olmak. Bunlara mazhar olunca abi o zaman devama sahip oluyorsun. Bekaya yani. Evet. Miraç yoluyla beka alemine girdi demek Muhammed aleyhissalatü vesselam miracı bu. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ve isimlerinin mertebelerine seyretmiş, külli uruc etmiş. O zaman Miraç yoluna beka alemine girdi. Mert ve fena alemindeyken Cenab-ı Hakk'ın fani olmayan değil mi? Buradaki hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kayıtlı sıfatlar vardı mert ve fena aleminde. O kayıtlı sıfatlarla Cenab-ı Hakk'ı kayıtlamamış Mehmet abi. Kayıtlamadığı için o zaman ne oluyor? Mert ve fena mahlukata aitti değil mi bu vasıflar? O zaman Miraç yoluna beka alemine girdi. Böyle bir mana oluyor yani. Evet. Tekerrürü vücudun basar sem kelama bağlanması ilginç yani. Evet. Bana sorsan ilim irade kudret derim yani. İlim irade kudret de vücuda getiriyor abi. Yok hani beka dersen bana hangisi evet. Alakalı ben onu söylerim mesela. Evet. Beka neymiş? Ama vücudun tekerrür etmesiymiş Hasan abi. Ha. Üstad Hazretleri bakın bekayı açık olarak ifade kendisi ayırdı abi. Dünyadaki beka, ahiretteki beka. Şimdi biz bunu şurada abi şu insanda bunu kendimize getireceğiz yani biz nasıl buna mazhar olacağız? Şunu demin özetledik. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl mazhar olmuş? Efsaf-ı ilahiyede değil mi? Umumiyet ve külliyetle Cenab-ı Hakk'ı mevcudatın kayıtlarıyla kayıtlamamış. Burada sayılan sıfatları Cenab-ı Hakk'ın efsaf-ı ilahiyesine mazhar olmuş. Burada beka alemine girmiş yani. Beka alemi neydi? Tekerrür vücuttu. Bunlar da tekerrür ettiği için değil mi? Buradaki söylemiştik. Allah o kayıtlarla kayıtlı olmadığı için met ve fena aleminde baki birisiyle muhatap olmuş. Şimdi meselenin bize bakan tarafında abi. Bir şey sorabilir miyim? Evet.
bu vücut vadem elindeki menzil olan zat dedik ya bekar evet. için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o aleme girmesiyle gördükleri Adem tarafları neler mesela? Var mı öyle bir şey? Şimdi abi şu derste ben dersi takdim edeyim. Şurada o soruyu unutmayalım. Tamam. Eğer cevap olmazsa ona bakalım. Şunu sileyim ben. Şurayı. Şimdi şu meselenin insana bakan boyutu var ya abi. Bakın şunu da sileyim. Karışmasın. Şurada şunu anlatırken insan met ve fenadan evet sonra Adem'den nasıl kurtulacak? Şunu abi dördüncü şuada anlatıyor. Ben okuyacağım şimdi. Bu şuuri iman. Şu da şuraya bir ok çıkarayım şöyle. Bu da nuri iman. Hani hatırlarsanız 23. sözde insan nuru iman ile alayilliğine çıkar. Yani insan öldükten sonraki evet Adem'den nasıl kurtulur? Evet. Nuru iman ile. Peki birinci yaratılıştaki met ve fenadan nasıl kurtulur? O da şuuri iman ile. Şuuri iman ile nuri iman arasındaki fark ne? Nuri iman ile öldükten sonraki cennete gidiyorsun. Şuuri iman ile o ölmeden o cenneti burada yaşıyorsun. Abi. Şuuri iman. Ölmeden cenneti burada yaşıyorsun. Beka alemindesin çünkü. Okuyacağız şimdi. Nuri iman ile öldükten sonraki cennete gidiyorsun. Nuri iman. Öldükten sonra üstadımızın ifadesi. İnsan nuri iman ile alemindesin. İman nuru ne? Herkesinki değişik abi. Mesela bu el feneri düşün. Bunun verdiği ışıkla lambanın verdiği ışık. Bir stadyumdaki projektörün verdiği ışık aynı mı? Hepsinin nuru farklı değil mi? Herkesin imanı da farklı. Peki cennetteki o mertebeleri ne belirliyor? Nuri iman. Seyfullah abi. Peki o ben illa ölmem mi gerekiyor? Ben o ebediyeti, bekayı yaşamak için buradaki mertebeden adam nasıl kurtulacaksın? Şuuri imanla. Şimdi bu şuuri iman olunca evet o zaman beka alemine giriliyor. O zaman abi ölümün çaresi bulunuyor. Hani dedi ya Lokman bir haber dedi. Lokman Hekim de bulamamış. Bir rivayete göre peygambermiş herhalde. O da bulamamış. Peki şunu şöyle şunu ben dördüncü şua yazayım buraya. Evet. Şuna da abi değil mi? 23. söz yazdık. Bunlar birleşirse ne olur abi? Şuuri imanla beraber abi şöyle bu mesela bu nuri imanın şuuri mesela herkesin nuri imanı var ama şuuri imanı yok. Değil mi? İman var umumiyet fakat şuur ayrı yani. Abi kuvvet-i imanla nuri imanın birleşimi olabilir mi şuuri iman? Lemalarda diyor ki insan diyor kuvvet-i imanla mazinin en geniş en derin derelerine gider. Nuri imanla da istikbalin en uzak evet. dağlarına çıkar. Evet diyebiliriz yani bir noktaya nazar olabilir evet. İnsan abi şöyle, eğer şuuri iman olursa bu sefer insan sadece 60-70 sene değil, dünyanın kuruluşundan kıyametin kopmasına kadar ve devamında insanın manevi bir ömrü oluyor abi. Bu şuuri imanlı oluyor. Nuri imanlı olmuyor yani. Evet, şuuri bu söylemiş olduğu manevi münasebetler yani. Şimdi ben şurada dördüncü şurada nasıl ölümün çaresini Üstad Hazretleri tespit etmiş. Bakın deminden beri anlatılanlar. Birinci mertebeyi Hasbe-i Nuriye'de Üstad Hazretleri açık açık söylüyor bu anlattıklarımı yani abi. Bak şimdi okuyacağım ben birkaç tane okuyayım. İşte mesela Risale-i Nur iman hakikatlerinden bahsediyor değil mi? Ne demek iman hakikati? Mesela Yunus Aleyhisselam'ın balığının hakikati neydi? Bizim nefsimizdi değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateş neydi? Küfür, imansızlık. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıkları neydi? Bizim ruhi kalbi değil mi? Batın hastalıkları bu. Hakikatini söylüyor. Peki bekanın hakikati ne abi? Evet. Değil mi? Bir hakikati var. Her suretin hakikati var. Bekanın hakikati neymiş? Tekerrürü vücut denilen evet Cenab-ı Hakk'ın evsaf-ı ilahiyesine mazhar etmiş yani. Beka demek buymuş abi. Evet. Sureti ne demiştin? Şimdi sureti hani biz sonsuzluk olarak biliyoruz ya abi bekanın. Lugatta devam manası var. Ama tekerrü vücutmuş yani beka. Evet. Şuradan ben şimdi
Bakın Hüsrev Hazretleri ölümün çaresini bulmuş Mehmet abi. Bakalım neymiş ölümün çaresi? Hem şuradaki ifadelerin de demin peygamberimizin miracıyla münasebet kurduk ya abi, müşahhaslandırdık. Bunun aynısı üstatta da var. Bakın nasıl beka alemine girmiş abi. Bendeki aşkı beka, yani devamı istemek. Kimse ölmek istemiyor değil mi? Son bulmak kimsenin işine gelmiyor. Bendeki aşkı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan, kemal-i mutlak sahibi olan Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin, bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o kamil-i mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan o muhabbet-i fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye aşık olmuş, aynenin bekasına aşık olmuş. Yani Cenab-ı Hak bize o bekayı, devamı niçin vermiş abi? Evet, o kamil-i mutlakın varlığına, kemaline ve bekasına, devamına müteveccih olmamız için vermiş o bize abi, o arzuyu. Peki bu bizdeki gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, cesedin bekasına aşık olmuş abi. Anlaşıldı değil mi? Yani o bizdeki o devam istemek, o beka. Biz cesedi istiyoruz değil mi? Hiç ölmesin, son bulmasın, sevdiklerimizden kaybolmasın değil mi? Onun bedeli de cezası da ölüm korkusu. Evet. Macer peşin cezası, bu hatanın cezası korku. Abi şu o ailenin bekasına aşık olmuş. Şöyle şimdi şöyle abi, bunu bir ayna düşünelim. Güneşe çevirdim. Bu aynada bir tane güneş gözüküyor değil mi? Şimdi üstadımız diyor ki bazı ebrehler var ki yukarıdaki güneşi tanımadıkları için aynadaki güneşe aşık olurlar diyor. Ne zaman ki ayna kırılsa değil mi? İki şekilde, ya buradan yukarı çevirecek ya da dünyası yıkılıyor. Bu ayna kırıldı diye. Şimdi bu ayna bizim cesedimiz abi. Cenab-ı Hakk'ın evsaf-ı ilahiyesini biz gösteriyoruz. Bu ceset kırılıp dağılıyor. Fakat bu cesette gözükenler devam ediyor abi. Biz istiyoruz ki ceset devam etsin. Ceset devam etmiyor. Hüsrev Hazretleri evet şöyle diyor. Gördüm, hissettim, hakka lekin zevk ettim ki bende tecelli eden esma-i ilahiye devam ediyormuş yani. O zaman ben ölmüşüm, yaşamışım, şey yapmışım, bir şey fark etmiyor yani. Evet. Yani biz cesedin bekasını isterken o beka bize Cenab-ı Hakk'ın daimi olmasını sevmemiz için verilmiş varlığını yani abi. Ama biz cesede bunu çevirmişiz yani. O zaman ölümün çaresi bu Hasan abi. O devam edene ne zamana kadar ben diyebiliyorum? Devam eden derken abi? Şimdi bende ayna mıyım? Şu beden ayna mı? Evet. Bu ayna İmtihana kadar abi. Efendim? İmtihan bitene kadar. Veya o beni fark ettiğin zaman bitiyor. Fark ettiğin zaman bitiyor. Fark ettiğin zaman bitiyor. Mesela çok tuhaf tabii. Mesela bekanın sureti var. Şimdi bu şey dağınık, ben onu şey yapmaya çalışıyorum. Bekanın bir sureti var. Bir kanuniyeti var. Bir hakikati var. Bir mahiyeti var. Evet. O zaman tasnif olur. Rahatlıyor insan. Nefes alıyor. Evet, evet, çok. Mesela bekanın sureti devam. Evet. Şuraya yazayım ben abi. Suret diye. Bekanın sureti devamdır. Evet. Tamam. Bekanın kanuniyeti tekerrür-ü vücuttur. Evet. Tekerrür-ü vücut esmanın meratiplerinin ortaya çıkması için celali ve cemali esmaların birbirine girift olması. Ondan kaynaklanıyor. Yani bu iktiza ediyor. Hakikati esmadır. Mahiyeti ve hakikati ve mahiyeti olarak istersen. Ondan sonra öyle mi? Mahiyeti o mahiyeti son olur. Hakikati sil olur. Hakikati esmadır. Esmadır baki. Deyip bırakmamak lazım. Ya isim, isimdir da. Sıfatı ise yani şey mahiyeti ise sıfatlıdır. Tam açıklamıyoruz onu. Esma sıfat hangi, genel bir ifade. Hangi esma, hangi sıfat? Baki hangi? Daha yani neye oraya... Yani yok beka, baki diye. Ya baki enter. Baki, baki esması. Baki esma yani. Evet. Baki esmasının ifadesidir beka. Bu mahiyeti sıfat diyoruz değil mi abi? Mahiyeti sıfattadır. Sıfattadır. Beka evet. Sıfatıdır.
Baki esmasıdır. Esma, esma. Bir şey daha söylemek istiyorum ben. Şimdi suret ve kanuniyetine, kanuniyetinde inkişaf, hakikat ve mahiyetinde de inbisat var sanırım. Bu vardır o. Çünkü ona mazariyetle şey yapıyor. Şimdi bu böyle bir sureti duruyor. İnsana monte ettiğin zaman, şimdi hata şey nerede? Sureti kapağını düşürdüm de. Bizim şeyin bedene diyor. Burada mı? Bedende gözüküyor. Ne arıyorsunuz? Şey kapağını düşürdüm abi. Şimdi bak, insana monte edelim şimdi. Sureti bedendir. Ceset. Evet. Ceset. Evet. İşte yazayım şöyle. Evet. Ondan sonra tekerir vücut ruhsal içsel yapıdır. Enfusidir. Buraya... Enfusi. Enfusidir. Tamam. Ya mesela onu durayım şurada. Enfusi. Enfusi aleminde adam taşınmış. Bedeni at gibi görüyor, binek gibi görüyor. Yani bu alemi şehadette icraat yapmak için bir vasıta. Vastaya takmışız. Bedeni esas yapmışız. Onun belasını çekiyoruz der usta. Evet. Bedeni putlaştırmanın belasını çekiyoruz. Yani bunu dışarı atmayın bu sözümü. Mesela diyettir, kilodur, lüks hayattır, telefon değiştirmektir. Bunlar hep bedensel hayattır, cesedi. Cesedi deyip sokaktaki adama monte etmeyin. Sokaktaki adam bitmiş, bu konuda böyle bir problemi yok. Bu konuşulan bu cemaatin içindedir. Bedeni biz putlaştırmışız. Bedeni demek... يَسْتَحَبُّنَ الْحَيَةَ الدُّيَا عَلَى الْاَخْرَةِ مُرَةِ الْحَبْتَةِ الْاَخْرَةِ Tamam abi, Allah razı olsun. Şeydir, dünya hayatını esas yapmak. Ceset budur. Telefondur, hatundur, arabadır, yani dünyanın şeyini değiştirmişiz, asıl yapmışız, önümüze koymuşuz. Ha demek ki şey nedir? Sureti devamdadır, cesedi istemişiz. Onun da karşılığı, hemen peşin cezası ölüm korkusudur. Ölüm korkusu sarmalamış insanı. Efendim, kanuniyeti tekerir vücuttur. Enfustedir. Peki, insan şuuru iman ile içsel aleminde, Murat'ın biraz önce okuduğu, bendeki bekav, Baki Zülcelal'i için, onu anlamak için diye, evet, enfusi alemde bunu yaşarsa, fark ederse, zaten ölmüştür. Ölen ölmeyecek zaten. Nasıl ölmüştür? Ölüm bedenedir. Bedeni hayatı yaşamayan, ruhsal hayatını gaye edinen, yaşayan zaten öldü. Dünyada öldü zaten. Beden neydi? Yer, içer, uçkurluktur. Bunu itidale getirmiş, bedeni ölmüştür. Evet. O zaman ölen ölmeyecektir zaten. Ölmeyen ölecek. Şeyde evet, anlaşılıyor, ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölün. Geçiyorsun, burada ama orayı yaşıyorsun. Fethulü fi ibadi, fi zamirdir, içine sokuyor. Fethulü cenneti. Yani... O haletleri burada yaşıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, çok ilginçtir. Avamın beklediği cenneti diyor. Cennet haleti, havas dünyada ruhta yaşar. Demek ki enfusi, şeyi cesedi mesela karşısında ölüm korkusu koy. Bunun bedeli ölüm korkusu karşılığı. Mesela enfusi mesela kendisini fark etti. Altına cennet haletleri bu dünyada yaşar. Cenneti halet. Haletleri burada yaşar. Esma yaşar. Evet. Mazar esma oluyor. Evet. Şuna o zaman Baki diyelim. Evet. Baki, mazar esmadır. Evet, bu da... O da Cenab-ı Hakk'ın vücut denen sıfatı var ya, zati sıfatı var. Evet. Ama bu sıfatı sıfattan değil o. Evet. Oradan geliyor. Vücut, beka, vahdaniyet. Ya beka o da esma, o da oradan beka geliyor. Oradan zati sıfatı geliyor. Zati sıfatı mazhar. Çünkü mahiyet sıfata bakıyor. Şimdi burada şimdiye kadar gelen ne anlayacağız? Yani toparlarsak çok öz. Bu ölümün çaresi bulunur. Evet. Ölümün çaresi. Lokman Hakim bir haber dedi. Buyur, o, sendesin. Evet. Mısır'a anlaşılmış. Hani... Ama biraz şey dursan iyi olur. Tekerir vücut. Onu biraz... Abi şimdi insanda mesela biz nasıl mazhar olacağız bu tekerrü vücuda? Evet. Bununla alakalı ben bir yer okuyacağım şimdi. Şöyle. O işi çözüyor. Tamam. Yani dünyada zaten tekerrü vücudun şeyine Allah bu sistemini için yarattı. Evsaf-ı ilahi gözüksün diye. Belli bir müddet o devamın sebebi o. Esmaları gözüktü. Ama kafir olur. Ama başka bir şey olur değil mi? Cenab-ı Hak devam ettiriyor. Peki biz...
tecellüs her an yeni bir tecelli için her an bir şey. Ama o hali gelmen için. Evet. Ama güzel hazırlanmış. Allah razı olsun. Çok harika. Bu kadar da beklemiyordum. Güzel olmuş. E mesela en güzel şeyi bulmuş. Hiç alakası gibi gözüken ölümün çaresi ki bugün inim inim inletiyor. Acillerde evet. Ölüm korkusuyla sendromunu yaşayan. Maksadının aksiyle tokat diyor. Tokat diyor. Evet. Eğer bu dersi bilselerdi acillerde dedim ki %50 insan olmazdı. Doktor dedi ki hayır dedi. Yüzde en az 70 dedi. Hatırladın mı? %70 acilde kimse olmaz. Yani ölüm korkusundan kaynaklanıyor o ağrısı vesaire. Abi şimdi şöyle 216'dan sözlerden okuyorum. Bu bekaya tekeri vücuda bizim böyle masar edecek böyle mükemmel bir şekilde noktayı nazarlar yollar. Şöyle çenden dünya ve mevcudat fanidir. Fakat her fani şeyde bakiye ishal eden iki yol bulabilirsin. Peki o iki yol ne? Gelen cümlede söylüyor. An şartla ki sureti faniyeden ve kendinden geçebilirsin. Peki sureti faniyeden geçmek ne demek? Aşağıdaki cümlede söylüyor. Evet. Nimet içinde inam görünür. Rahman'ın iltifatı hissedilir. Nimetten inama geçsen münimi bulursun. Bak deminki anlattığım peygamberimizin bekasıyla, miracıyla burada söylediği ne kadar münimi aynısını söylüyor. Çok acayip. Değil mi? Yani evet. Sen mesela Allah azap çekilsin diye vermiyor. Evet. Mesela bir işin içindesin veya bir sebep, bir olay ve hasretin içindesin. Çıkamıyorsun abi. Bakın. Evsaf-ı ilahiyeyi görmeyene kadar Allah seni oradan çıkarmaz abi. Kesinlikle. Çünkü o zeminin oluşmasının sebebi seni bu faniyattan, bu zevalden, mevtten bekaya çıkarmak yani. E sen de görmemekte direniyorsun. Çıkamazsın. Mesela geçmişinde aşamadığın meseleler de öyle abi. Yani sen orada mevte fenanı İktiza eden bir şey istiyorsun. Cenab-ı Hak seni bakiye çıkarmak istiyor. O yüzden aşamıyorsun. Mesela bakın Yunus Aleyhisselam balığın karnına girmiş. Ya ben buraya düşecek adam mıydım? Dememiş değil mi? Bak oradan baki birisine hemen geçiyor oradan. Normal bir şeymiş gibi. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmış değil mi? Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor yani değil mi? Siz göreceksiniz. Ahirette hesaplaşacağız sizinle. Değil mi? En önemlisi der ki ulema. Evet. İbrahim Aleyhisselam için Allah'a sitem etmemiş. Evet. Ben ne yaptım ki beni bu hale soktu? İşte abi, aşamadığımız mesele var ya abi. Bakın o haleti Allah almıyor yani. İmtihan dediğimiz soru bu. İmtihan dediğimiz abi. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Evet, en mühim abi. Fakat İsa Aleyhisselam'a nispet ediyor bozulmuş Tevrat İnci. Burada hata yapıyorlar işte. Kur'an'a göre yanlış. Demiş ki çarmıha girilirken beni niye bıraktın? Allah'a diyor. Hmm. Tamam. Oysa bu bozulmuş. Peki gerçek söylemiş mi abi öyle? Yok. Söylemiş değil mi? Zaten o gerilmemiş ki desin. Evet. Çarmıha gerilmemiş ki. Göğe kaldırılmış. Göğe kaldırılmış. Evet. Bak İbrahim Aleyhisselam ne demiş? Yani ya Rabbi ben ne yaptım ki benim başıma bu hale getirdin? Dememiş. Evet. Veya onları tehdit etmemiş. Bak beni atıyorsanız da göreceksiniz. Parmak sallamamış. Evet. Yani işte bu fani yaşamıyor abi. Evet. Fenayı yaşamıyor. Mevti yaşamıyor. Bekayı yaşıyor yani. Bedeni yaşasaydı derdi. Derdi evet. Resul oturuyor taşları yan tarifte. Hiçbir şey demiyor yani. Ve şey diyor. Beni bilmiyor. Evet. Şimdi her fanede iki yol varmış. Bakiye giden abi. Bir. Sureti faniyeden geçmek. Bu sureti faniyeyi üçüncü leme anlatıyor Hasan abi. Sureti faniyeden geçmek ne demek? Bütün muhabbetlerini, bütün istatlarını Cenab-ı Hakk'a tevcih etmek. Sureti faniyeden geçmek gelen cümlede söyledi. Nimet içinde inamı görsen, iltifatı, ikramı hissetsen, evet, nimetten inama geçiyorsun. Sonra münimi buluyorsun. Bu sureti faniyeden geçmek. Uzun olur diye ben oraya girmiyorum. Üçüncü lemede anlatılmış. Kendinden geçmek. Bu da dördüncü şua, birinci mertebeyi hasbe-i nuri abi. Kendinden geçmeyi anlatıyor yani. Bu sarhoş olmak anlamında evet. Değil. Tam farkındalık bu işte. Peki kendinden geçme, nasıl kendinden geçmek? Evet. Hasan abim dediği gibi sarhoş değil, efendim şey değil, şuur-i iman. Şuur-i iman neymiş? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Yani Allah bana yeter. Bak baki birini bana yeter diyorsun. Değil mi? Evet, şimdi okuyorum kendinden geçmekle alakalı. Evet.
Şurayı okuyayım. Hem o şuuru imanla, evet, mahbubu mutlak olan kemal-i mutlakın varlığı bilinmekle şedid ve fıtri olan muhabbeti zati tatmin edilir. Yani meft ve fenadan yüzümüzü çeviriyoruz ya abi. Meft ve fenadan yüzünü çevirince, evet, kemal-i mutlakın varlığı bilinmekle ona yüzünü çevirdin. Mutlak kemalli olan birine varlığını çevirdik. Şedid ve fıtri olan o muhabbeti zati tatmin edilir. Yani insan Cenab-ı Hakk'a yüzünü çevirmedikçe abi, o bekayı bulmadıkça, yani daimi devam eden, evet, birini bulmadıkça, evet, muhabbeti zatisi tatmin olmuyor Hasan abi. O zaman üçüncü lemada anlatılan gibi habire tokat yiyorsun yani. Bir şekilde bizdeki muhabbeti zati tatmin olurmuş, evet, onu bulmakla yani. Mesela arabasını sever, işini sever, çocuğunu sever, akrabasını sever, nefsini sever, sever de sever, değil mi? Baki birini o sevmeleklerde bulmadıkça onların eliyle maksadın aksiyle tokat diyor abi. Evet. Bir şekilde o muhabbet tatmin olurmuş. Ne? Cenab-ı Hakk'a vermekle yani. Evet. Şimdi mesela burada bir para. Diyor ki her şey üst üste geliyor bundan dolayı. Biraz en son ne dedi? Tokatlar geliyor, tokatlar bitmiyor. E sen de ne diyorsun? Her şey üst üste geldi. Niye geliyormuş tokatlar? Niye geliyormuş? Muhabbetini yanlış kullanmakla. Evet. Her şey üst üste geldi bundan. Bir de bak. Tokatlar geliyor. Abi tokatlardan kurtulamıyor. Niye? Muhabbetini yanlış kullandı. Evet. Ne diyorlar toplumda, bir tabir var devamlı söylüyor. Abi her şey üst üste geldi. Muhabbetini yanlış kullandı. İşte bize bakan muhabbetini yanlış kullandı. Allah'a bakan onu bekayı bulamadı yani. Abi. Şimdi bu makamda şu sual gelebilir Hasan abi. Evet, o yerinden okuyorum. Ehli dalaletten bir kısmı diyorlar ki kainatı bir faaliyeti daimeyle tayir ve tebdil eden zatın elbette kendisinin de mütegayir ve mütehavvil olması lazım gelir. Şimdi hani beka neydi? Tekerrür vücuttan ibaretti ya. Cenab-ı Hak bütün vücutları, evet, devama tabi. O zaman onun da mı acaba bir tekerrür vücut olması gerekiyor? El cevap haşa, 100.000 defa haşa. Yerdeki aynelerin tegayyürü, gökteki güneşin tegayyürünü değil, bilakis cilvelerinin tazelendiğini gösterir. Hem ezeli, hem ebedi, hem sermedi, her cihetçe kemal-i mutlakta ve istinay-i mutlakta maddeten mücerret, mekandan, kayıttan, imkandan münezzeh, müberra, muhalla olan bir zat-ı akdesin tegayyürü ve tebeddülü muhaldir. Kainatın tegayyüre, değişmesi, dönüşmesi, evet, onun değişmesine, dönüşmesine, tegayyürüne değil, belki ademi tegayyürüne ve gayri mütehavül olduğuna delildir abi. Bu manada tekerrür vücut dediğin, evet, tekerrür vücut bir tanımla o zaman şimdi, tekerrür vücut ne demektir diye bak, tam yeri gelmiş. Evet, o zaman tekerrür vücut neymiş? Buradaki sıfatla tersiyle okunan maddenin, evet, mekanın, evet, kaydın, evet, imkanın özelliklerini, yani maddede olan, imkan aleminde olan, mekanda olan şeylerin devamı için, vücuda gelmesi için ilim, irade, kudret lazım. Devamı için basersem kelam lazım. Bu altısı da hayatı İslam ediyor. Tekerrür vücut, Cenab-ı Hakk'ın vücuda getirmiş olduğu bir şeyi devam ettirmesi. Mesela ben şimdi devam ediyorum. Basersem kelamlı oluyor abi. Mesela birisi vefat etti. Demek ki daha artık bu birinci yaratılışta Cenab-ı Hakk'ın esmalarını, efsafine gösteremiyor sıfatlarını yani. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Peki Cenab-ı Hakk'ın tekerrür vücudu haşa, her şeyin tekerrür etmesi onun vücudunun tekerrür mütegayir olmadığının deliliymiş yani. Misal veriyor abi şöyle. Mesela sen çok iplerle bağlı çok güllelere ve topları çevirdiğin ve daimi intizama tahrik edip vaziyetler verdiğin vakit senin yerinde durup tegayyür ve hareket etmemekliğin gerektir. Yoksa o intizamı bozacaksın. Çok ipler dedi abi. Çok gülleler toplar. Mahlukat yani. Cenab-ı Hak her birini her vakit sürekli değiştiriyor değil mi? Evet. Buradaki misalle onları değiştirenin, dönüştürenin, evet, yerinde durup tegayyür ve hareket etmemekliği lazımdır diyor yani.
Yani mevcudatın sürekli met ve fenaya masır olması, vücudun tekerrür etmesi, mütegayir, mütehavil olması, Cenab-ı Hakk'ın mütegayir olmamasının vücuduna, mütehavil olmamasının deliliymiş yani. Hani bir yer okumuştuk başta, mevcudat mevt ve fenasıyla neyine aynadarlık ediyor? Bekasına yani, alanın devamına. Vacibül vücuttaki vücubun şeyi de oydu. Hiçbir mevcudun kaydıyla kayıtlı olmamak yani abi. Bir şey soruyorum, bir şey söylemek istiyorum. Osman bir şey tanım şey yapacaktı. Tekerrür yani, vücudu tarif edecek. Şeyle ilgili abi, şöyle bir yani doğru mu tefekkürümüz? Şimdi bu sen basar kelam la tekerrürü vücut evet. Nasıl oluyor? Şimdi benim bekam nasıl beka olacak? Biz de, ne zannediyorum ben mesela? Benim bekam bu ceset olarak devam etmem lazım benim sonsuza kadar. Bana beka vereceksen bu demek. Ben böyle hep böyle devam edeyim yani. Hiç bitmeyeyim. Ama üstad yani buradaki ifadeyle şu oluyor. Senin basarının, senin kelamınla sana verdiklerin mi? Benim bekamı konuşuyorum. Yani bendeki beka nasıl? Devam evet. Yani ben nasıl bekaya masar olacağım? El cevap şöyle. Bu cesetle aynen ahirete gidip böyle dımdızlak devam etmek mevzusu değil. Yani böyle bir şey olmayacak. Evet. O zaman bu hani ayat-ı tekviniyeleri alıp biz emri tekvin yani şeylere bekaya kalbediyorduk ya bütün mevcudatı. Yani ben basarım, semim, kelamımla gördüğüm, işittiğim ve konuştuklarımla ben bekaya mazhar olacağım. Bunlar benim vücudum olacak. Yani bunlar benim bekaya tekerrür vücudum olacak. Evet. Evet çekirdeğim. Benim bekam basar, semim, kelamım sıfatlarıma neyi alıp erittiysem bekaya kalbettiysem bunlar evet. Benim tekerrür vücudum olacak. Eğer dedim ki kalbedemedin şu mesele geliyor abi. Ademe düşüyorsun. Aynen. Evet. Şimdi eğer yapmadım tekerrür vücut edecek bir şey yok sende. Evet. Şimdi o ademe abi, düşmek abi şöyle. Adem şimdi tekerrür vücut hani dünyada mert ve fena geliyordu artık tekerrür vücut olmuyor ya. 70 yaşında adam gitti. Tekerrür vücut olmuyor. Şimdi ahirette ise tekerrür vücut bu söylemiş olduğunuz seminiz, basarınız, kelamınız abi. Eğer bunun müspet manada emir ve yasaklar muvaciyesinde olmasında ademe düşüyorsun. Ademe düşmek neydi? Şimdi ademin zıttı neydi? Vücut. Vücut dairelerinden mahrum kalmak demekti. Evet. Mesela zaten ölmek yok. Bizim ruhumuz ölmüyor. Peki ademe düşmek demek oradaki vücut daireleri dediğimiz mesela benim ruhumda görmek var, işitmek var, istemek var, sevmek var, arzu etmek var abi. Bunların karşılıkları yok yani. Ademe düşmek o yani. Evet. O zaman sen basarınla, selamınla, kelamınla vücudu kazanman gerekirken ademi kazanmış oluyorsun. Tekerrür vücudu kaybediyorsun. Evet, kaybediyorsun. Ama ruh devam ediyor abi. Yani benim şu an bu ağaçta burayı tefekkür ettiğimdeki aldığım hali benim tekerrür vücudum. Evet. Cenab-ı Hak'la münasebet kurman. Evet. O beka suretinde ben yani cennette onu yaşayacağım. Mesela şöyle abi, misal veririm. Ben şimdi böyle duruyorum. Kaç dakika durabilirim böyle? Bir değişip ayağa kalkıyorum, oturuyorum, şey yapıyorum. Fikir başka gidip geliyor değil mi? Bak bir vücudun tekrar etmesi var. Adem'e düşünce bak üstadımızın şu cümlesi de anlaşılıyor. Ben diyor Adem'e düşmektense cehennemde kalayım. Niye? Cehennem vücut dairesi. Adem'de ise abi karşılığı yok yani. Mesela burada şey gözün var görmüyorsun. Kulağın var işitmiyorsun diyelim. Ruhunda o potansiyel var. Vücut dairesi yok abi Hasan abi. Cehennemde bir bağırmak var, bak kelam var. Evet. Bir dehşetli ateş görüyorsun, göz var. Orada dehşetli sesler var, gene kulağın çalışıyor. Yani evet azap duyuyorsun ama bağırıyorsun, çağırıyorsun, tepki veriyorsun. Evet. Vücut var. Bu çok ama büyük bir nimet Adem'e göre. Adem'deyse böyle hiçbir şey yok. Bakın mesela adam şöyle basit düşünebilir. Ya ben bir yok olayım gideyim. Değil mi? Yok olmuyorsun ki. Adem'e düşüyorsun. Ne? Vücut karşılıklarını bulamıyor. İşte burada o demin olduğunuz şunlara müspet manada işte bu haletleri şunla yakalayamayınca veya emir ve yasaklarla o zaman ademe düşüyorsun. Ademe düşünce abi vücut dairelerinden mahrum kalıyorsun. Ademe düşmektense cehennemde kalayım. Çünkü o bir vücut yani. Mesela adam cehennemde yanıyor. Değil mi? Azap çekiyor, sıkıntı çekiyor. Diyebilir mesela. Öyle diyenler varmış. Oh olsun bana ya. Bana o kadar hocalar anlattılar değil mi? Kardeş şöyle dediler bilmem ne yaptılar. Ben yapmadım. Şimdi cezamı çekiyorum. Ama öteki türlü üzülmek istesem, bir bardak su istesem potansiyel var ama değil mi? Hani mesela evet, Dima Osman bak bakalım ki basar, sem, kelam
nereye denk geliyor? Ben bir şey yapayım, olur mu diye bir ipucu şey yapayım. Şimdi hayal şekildir, mekandır. Değil mi? Bak şimdi. Basar. Zaten diyor hayal gözü diyor. Hayal gözü diyor. Mesela sen düşüncelerdir. Onu oluşturan kulaktır. Kelam da akıl, ikaldan yani ilmi şey. Onu serbest bölge tekerür vücuttundur. Evet. Abi kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Aynı. Ayat-ı tekviniye denk geliyor. Kanuniyeti de evamini tekviniye gibi oluyor. Geliyor. Mesela Osman dediği çok hoştu. Bir daha ben şey yapmak istiyorum da. Yani mesela sen basar kelam ne alakası var Bekaya? Senin gözünle hayal, senin semin tasavvurunla, senin kelam taakkulunla oluşturdukların çekirdek oluyor. Yani kocaman çınar ağacının çekirdekte hulasalanması. O çekirdek tekerrür nasıl vücut oluyor? Her sene kendisini, kendi hakikatını mazhar resmen gösteriyor. Mesela çok gariptir. Bir çekirdekten bir ağaç çıktı. O ağaçtan dal veya çekirdekten başka bir yere o ağacı dikseniz. O koparıldığı ağacın tıpatıp aynısı değil. O ağaçtan da bir dal alsan veya onda da farklı şekil çıkar. Böyle ila nihayet sonsuza gider. Bir daha bir çekirdekten ağaç çıktı. Bazı ağaçlar çekirdekten, bazı ağaçlar da dalla karba olur yani devam eder. Mesela inciri dalını kes batır. Çekirdekte olmuyor. Yani şimdi çekirdekten incir oldu. O daldan bir tane dal kes, gittin Sivas'a diktin. Oradan bir dal oldu, Erzincan'a diktin. Oradan geldim diye dal, evet o tadı veriyor ama ağacın tıpatıp aynı değil. İşte bu nihayet vücutlar tekerrür vücuttur. Peki o nedir o? Sen basar kelam, o bütünselliğin şeyidir, çekirdeğidir. Onu nereye bakar? Alem-i şehadetteki hayatımız komple çekirdektir. Orada işte tekerrür vücut böyle. Şimdi ayna hiçbir zaman yok olmuyor. Onda sadece vücut değişiyor. Ayna vücut değiştiriyor. Şeyde 16. sözde diyor ki bir diyor nehre güneş vursa, Bekay orada anlatıyor diyor ki vursa, vurdu yer parladı. Parladı yer su olduğu için kayboldu. Ama tekrar arkadaki başka ırmaktan gelmişti. Ondan sonra başka sürekli karanlık yerden gelen su vardı. Tam güneşe vurduğu yerde parladı, kayboldu. Bakın güneş suyun geldiğine bak. Irmağın orada köşeden geliyordu, siyah su. Geliyor güneşin vurduğu yer parlıyor, gene kayboluyor. Bay baktı ki acaba bu parlaklık suyun zatından mıdır? Zatından olsaydı suyun her tarafı beyaz olurdu. Demek ki belirli yerde parlaması gösteriyor ki bunun nuraniyeti zatından değil. İşte diyor güneşe misal şemsezeli, bu nehir zaman üzerinde işte bize vuruyor vücut. İşte böylelikle Allah'ın bekasına delildir. Kimin? Mevcudatın fani olur. Evet. Şimdi burada şu cümleyi de okuyayım. Ondan sonra bir iki soru alacağım abi şurayı. Mesela sureti faniyeden ve kendinden geçmek dedik ya abi. Bekaya mazhariyetin şeyi. Sureti faniyeden geçmek. Bu dördüncü şuadan okuyorum. Mesela burada 12-13 tane hem var. Bir tanesi de şu. Hem baki sermediğinin bekasına ve varlığına ait o şuur-i imanıyla. O şuur-i imanı dediğine hasbunallah ve ni'mel vekil. O kime aitmiş? Hani Allah bana yeter, o güzel, o ne güzel vekil. Onun bekasına, varlığına aitmiş o cümle yani. Evet. O şuur-i imanıyla kainatın ve nevi insanın kemalatı bilinir ve bulunur ve kemalata karşı fıtri meftuniyet hadsiz elemlerden kurtulup zevk ve lezzetini alır. Şimdi bir insan hasbunallah ve ni'mel vekil diyor ya abi, mahlukattan yüzünü çeviriyor. Mevt ve fenadan, zevalden, ademden yüzünü çeviriyor. Evet. O yüzünü çevirince nevi insanın kemalatı, evet, kainatın kemalatı bilinir ve bulunuyormuş abi. Mesela Allah bu her şeyi kimin için yarattı? İnsan için. İnsanı kim için yarattı? Kendisi için, değil mi abi? Ancak bu bekayı bu şekilde anlamakla
kainatın ve nevi insanın kemalatı biliniyormuş abi. Böyle bekayı bulamasa o zaman kainat da evet insanın da kemalatı bilinmemiş oluyormuş. Şu deminden beri konuştuğumuz var ya abi. Yani met ve fena aleminde bekayı bulmak. Lokman da Lokman Aleyhisselam bir haber diyor. Şu manadan yani. Evet. O zaman hem insanın hem kainatın kemalatı neyle biliniyormuş? Evet. Evet, bekayla biliniyormuş abi. Bak bu sözler 129'da hayatın saadet içinde kemali senin hayatın aynasında temsil eden Şems-i Ezeli'nin evet. envarını hissedip zevk etmektir. Zişur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Evet. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmek de böyle. Evet. Şimdi o okuduğu yerde münasebettir. Kalbin göz bebeği ne demek? Abi şu. Kalbin göz bebeği şu. Şimdi şöyle bir kalp yapalım diyelim. Kalp. Şurası hissiyatlarını şöyle şuraya da vicdan diyelim. Değil mi? Bu hislerinin yansıdığı vicdanda. Vicdanda dört tane. Diyelim ki karışık yazıyorum ben. Zihin. İrade. His. Bir de Latife-i Rabbani. Kalbin göz bebeği demek. Bu Latife-i Rabbani'nin müşahadetullah. Kalbin göz bebeği dediği bu abi. Veya bu dördünü de alalım. Kalbin göz bebeği dediği o. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmek yani. O cümlenin. O zaman mette fenanın içinde beka olmuş oluyor. Ama gaflet yüzünden yolunu şaşırmış. Ben cesedin ölmemesini istiyorum. Değil mi? Her istediğinin olmasını istiyorum. Ayna kırılınca da değil mi? O zaman adamın dünyası yıkılıyor yani. Evet. Şimdi bir şey insanın abi. Bir şey söyleyeyim evet. Şimdi sizin az önce söylediğiniz misal biraz kafama takıldı da. Şimdi ırmak akıp gidiyor. Işık, güneş bir noktasına vuruyor. O vurduğu nokta bekayı gösteren taraf. Ayna olan taraf gibi düşünüyoruz değil mi? Şimdi şehit ve şahit olmak var abi. Şehit ve şahit olmak o bütünlüğe sahip olarak sadece o noktaya vakıf ol batlı sadece orayı yaşamak mı oluyor abi acaba? Şimdi bazıları var o anda yaşıyor. Bazıları var yani o nurlanma. O anda her anda yaşamak mı? Evet o anda çünkü niye? O nehirin orasını vurdu ama vurduktan sonra karanlık oluyor ya giden su. Tamam. Ama o sıfatı ondan alınmıyor. Sen görmüyorsun. Aslında sana hakikatta onaya göre, bakana göre öyle. Evet. Çünkü o nehrin kenarında herkes sıralanmış. Herkes aynı anda bütün nehre yansıyor görüyor. Bütününde zaten hepsine yansıyor. Orada bakana göre oradan yansıyıp geçiyor. Seyirciye göre değişiyor o iş. Açısına göre. Aslında güneş bütün ırmağı vuruyor zaten. Her an zaten var. Orada bakana göre o değişiyor. Ben cüziyetteyim ya. Hı hı. Ben bakana göre bana göre o ışık yansıyor geçiyor. Çünkü ben kayıtlıyım. Bana göre güneşin değdiği yer yansıyor gidiyor. Nasıl bana göre. Ama bütünde güneş hepsini aynı anda vuruyor. Niye? Hı hı. O nehrin kenarına herkes ip gibi diz. Hepsi aynı anda görecek bütün hepsinde. Hı. Aynı anda hepsi görüyor. Enfüse geçenler de yani külliyet kesbetmen lazım aslında. Hı. Yani orada bizim bize bakan noktada o geçmiş gelecek var. Tabi onu anlıyoruz, öyle anlıyoruz. Hmm. Ya da külliyet kesme hepsini bir sen baktığın açıya göre nereye güneş vurur? Hmm. Ben karşıki taraftayım nehrin. Ve 100 metre senden aşağıdayım. O anda da vuruyor. Güneşin neresine sana vurduysa senin açında orası parlar ama 100 metre aşağıdaki adama göre daha parlamadı. Yok ona da parlıyor o anda. Yani parlamayabiliyor o anda. Hmm. Baktığım kadar güneşte ama bütünsel olursa böyle oradan sıyrılırsa nehrin komplesi parlak. Uçakla gittiğini düşünün yani veyahut daha büyük bir açıyla. Uçakta da gene kısıtlı da bütün hepsi yansıyor. Yani onu kastediyor ama buradaki beka nehire misal veriyor. Senin aleminde mazar olduğun şeyle işte farkındalığında farkındalık şeyi olarak gözüküyor kendisi. Niyetini oluşturuyor. Yani şey mi ya? Niyeti. Ama çok tuhaf mesela diyor. Zatı sıfatta ne var? Vücut, beka, ezel var mı? Zatı sıfat ezel var mı? Yok. Beka var. Görüyor musunuz? Fark ettiniz mi?
vücut var. O ne iktiza ediyor? İlim irade kudreti iktiza ediyor. Beka ne iktiza ediyor? Sen basar kelamı iktiza ediyor. Çok tuhaf değil mi? Mesela zat-ı sıfatta ezel yok. Ebed de yok. Ebed var. Beka o zaman hepsini içine alıyor beka. Beka çok ezel ebed içine mi alıyor diyeceğiz? Evet. Evet. Beka zaten ebed farklı şey de işte beka ebedi beka, ebedi değil. Beka ebede geliyor mu değil yok, mi? Yok esma esmaya bakıyor. Mesela vücut ne zat-ı sıfatı ne var? Vücut beka var. Beka ebedi alıyor içine ama ebedi bir şey de var. O da bunları iktiza ediyor. Yani ben burada dikkatinizi zat-ı sıfatta ezel yok demek istiyorum. Abi beka başlangıcı olan manasında mıdır? Değildir ki. Yok. Değil. Yani aslında ezel sanki şey gibi oluyor ya. Bilmiyorum İşte ama. Onu dikkatinizi çekin. Ezelin cüzdesi gibi. Beka daha geniş oluyor abi ya. Ezeli ve ebedi olan beka sahibi oluyor yani. Kapsar. Ezel ebedi kapsar. Evet. İşte onu onda beka'da o iki şey olmasa beka denmiyor işte. Ezel ve ebedi kapsadığı için beka oluyor. Mesela ezel ve ebed sultanı diyordu değil mi? Yani, ezel ve ebed sultanı beka, Baki Zülcelal. Beka ikisini kapsar diyoruz. Evet. Şimdi sureti faniyeden geçmek ya abi. Evet. Hani oradan bu mevzular oldu. Şimdi diyelim ki hani demin efsaf-ı ilahiye, mazhariyet, kelam, sem, basar. Bunun bir de böyle daha böyle bir müşahhas diyelim ki toparlarsak şöyle söylüyor. Ben nasıl kurtulacağım bu mevtte fenadan, ademden? Evet. Hayatı kalbi ve ruhiyeye medar olan marifeti ilahiye bir. Ve muhabbeti Rabbaniye 2 ve ubudiyeti Sübhaniye 3 ve marziyeti Rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür 4. Baki bir ömrü tezammün eder abi. Yani vicdan bu 4 yani bize bakar gün içerisinde marifetle, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle, ubudiyetiyle, emir ve yasaklar muvazenesinde şey yapıyorsak o ömür dakikaları, o ömür sermayesi baki bir ömre intisap ediyormuş. Böyle de basit bir şekilde anlayabiliriz. Deminki o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan, Üstad Hazretlerinden onlar için çok derin boyutu abi. Teknik boyutu yani. Ama bize bakan diye daha önce de sureti faniyeden geçmek, efendim kendinden geçmek neymiş? Kalbin ve ruhun dairesine girip, evet, marifet, muhabbet, ubudiyet, marziyat dairesinde hareket etmekmiş. O zaman o fani ömür, evet, baki bir ömrü tazammın eder. Ebedi ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve laümit bir ömür hükmüne geçer. Abi. Evet. Şimdi soru sormuştu. Şey ne? Bu dördünü sormuştuk değil mi? Yani o dördünü değil. Şu o ayette geçen dört şeyden bahsediyor. Onu Hasan abi sordu. Evet tamam. Ben dedim hani bununla münasebet mi kurduk diye de. Söyleyebilir miyim? Evet tamam. Şimdi şurada Bekva'nın şeyinden bahsettik. Sureti, kanuniyeti, evet. Hakikati ve mahiyeti. Devamı cesede bakıyordu. Ölüm korkusu dedik evet. Aslında. Onun cezası. Karniyeti vücudun tekrar etmesi. Enfüse bakıyor. Cennet aletler. Şimdi şöyle desek oluyor mu? Mesela bunun kanuniyeti ayna darlığını bilme oluyor. Ayna darlığı. Tamam çok güzel. Mahiyeti de ayna olmak. Mirat. Tamam. Onu da terk etmek. Emaneti emeği teslim etmek manası desek oluyor mu? Olur. Değil mi abi? Olur. Evet. Uyuyor. Yani denk Cenab oraya geliyor. Yani zaten en son her şeyden sıyrılıp aldığın gibi Allah'a teslim etmek en iyi. Bunun Allah'tan ne aldınsa emaneti bir hakkın teslim etmek demek. Ne aldıysa Allah'a öyle bırakmak. Teslim eden kim abi? Allah. Eden de o. Kim edilen de edildiği şey de aynı. Ene. Aldığın gibi bırakacaksın. Yoksun ki. Aldığını aynı teslim et. Emaneti ihanet etme. Sen en iyi biraz okuman lazım gibi geliyor. Benim. Anladık mı abi? O benim ağzım. Bu ilginç bir şey ama. Yani o emanet. Emaneti aldığın gibi bırak. Aldığından kasıt ne abi? Emanet sana ne yüklenmiş? Mesela çok ucundan bir tanesi Kur'an'dır der, hayattır der.
derler. Ustad da en iyi tercih eder. Ulemanın farklı farklı işlerleri var ya. Biz emaneti dağlara vesaire. Evet. Ulema demiş ki bu emanet Kur'an'dır. Bazıları demiş ki hayattır. Bazılar şey demiş. Ustad demiş ki hepsinin cemi bu bitmez. Odur budur bu söz bitmez. Belkisi götürmüş. Bunlar hepsi sahiplenen şeydir. Nedir o? Enedir. O zaman eninde peki bir hakkın meşgul olmuştum. Aldığın gibi teslim etmek ne demektir? Miracı kendisidir. O zaman abi şöyle de. Çünkü niye Miraç? Aldıklarını, giydirildiklerini, giydirdikleri o giydin libasları çıkartma. O zaman abi şöyle oluyor. Mesela ben şimdi işitiyorum ya. Kulakla oluyor bu. Gören gözle oluyor. İşte koku alıyorsun burunla oluyor. Bu ebedi bulmak yani met ve fenadan çıkmanın bizdeki karşılığı o zaman mecul oluyor yani. Evet. Oraya girmek. Yani onunla beraber biz bu meseleyi anlayabiliriz yani. O olmadan biz ebedi bilemeyiz yani. Ne yapmış? Karşılığını bulmak evet. Bunu tasavvufçular bekabillah diye söyler. Zaten imanı aldığını bırakmak. Bekabillaha mazhar olmak. O farkındalığını da fena filan bekabillah demek. Zaten abi Beka'nın Cenab-ı Hak'ta hani vücut var diyor. Vücut neydi? Hiçbir kayıtla kayıtlanmamak. Efendim abi. Bendeki oyu alıp ondaki bene ikisi net inikas ettirme. Miraç veriyorsun diyorsun ki. Bitti işte. Ver. Buydu. Abi buna alemi şehadette nasıl katlanır bir insan? Bugün atıyorum şu yukarıda bilmem neredeki dağlarda kesilen bir ağacın çektiği acıyı ben kendi bedenimde hissetmem. Üstadın dökülen 8 dişi bir gecede. Yani bu demek değil mi aslında abi? Evet. Mesela ben bir ara düşünüyordum. Kainatın çekirdeği ya peygamber. Evet. Mesela bu Maraş'ta yukarıda 3 gün önce, 5 gün önce yağmur yağdırıldı. Sel geldi, bir sürü yerlerden geçti, aldı, elementleri eritti, onunla imtizaç etti derken bak biraz önce şu karşıdan araba geçiyor. 7 gün sonra şoseye geldi, tam o anda senin arabanın arka lastiğine şu tarafına çarptı ve o damlayı falan yere fırlattı. Oradan koparttı başka yere. Bunlar da bile hep ilminde mi oluyor? İlimde oluyor. Evet. Hep hesapta oluyor. Tesadüf hep yok. Yani. Tesadüf yoktur. Yok. Peki dedim ki acaba bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kadar şeyleri hepsi bir anda hissetse olmaz. Vücudunda bunu da cehran ediyor fakat merhameten onları ıttıra ettirmiyor. Evet. Mesela ağacın kesilmesinde çektiği sıkıntıyı bu insanın ruhunda çekirdekte var çünkü insanda yaratılmış ama hissettirmiyor. Evet. Üstadım bir gecede 8 dişi o alem İslam'da. Yani beşeriyet yönü var abi böyle başka şahsiyetleri var. Orada şahsiyetlerden kaynaklanıyor dişinin dökülmesiyle veya da umum kainatla alakadar olması yine. Vazife darlığı. Evet. Vazife darlığı. O cihette önce halet verir sonra o vazife yüklenir yani. Yoksa halet vermeden mesela Cenab-ı Hak seni vefat ettirecek değil mi? Önce sana halet veriyor yani öteki tarafı hazırlıyor. Hiç halet vermedi pat diye gittin. Zaten peygamberimizin hadisidir. Fena ölümden, ani ölümden Allah'a sığınım diye yani. Şimdi abi bir... öyle abi. Şimdi bu anlattıklarımızın abi bir tersi düşünelim. Yani bu anlatılan mevte fenayı artık hiçbir evsaf-ı ilahiye yok. Demin de mi konuşulanlar yok ya abi. Bunun şu alır 81. Haksız temellük, ayna darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten ileri gelmiş. Vücut rengini ve sureti almış bir adam. Yani bunun baş ham oluyordu abi. Daha önce hatırlarsanız. Yani böyle bir insan Hasan abi ebediyeti bekayı yakalayamayan bir insan dünyada demin sayılanları yakalayamayan ölüm korkusu olan o ham bir insan abi. Ham da olmamış yani. Evet. Evet. Haksız temellük, ayna darlığını bilmemek bir de mevhumu muhakkak bilmek. Ham da cehennem ham yok. Evet. Ham meyveli cehennem. Şimdi abi. Hamı pişiriyor. Evet hamı pişiriyor. Abi üstadın bekaya mazhar olmasıyla alakalı lemaatte de geçiyor sanki de dikkat edin. Çok var abi evet. Diyor ki yoldaş üçler
Sırat-ı müstakimin o mesleki nurani, mağdup ve dalbinin o tariki zulmani, tam farklarını görmek eğer istersen ey aziz, gel vehmini ele al, hayal üstüne de bin. Şimdi seninle gideriz zulümat-ı ademe. Evet. Hani dediniz ya bekaya mazhariyet, adem ve vücut ikisi beraber elinde olan şey. Evet. Üstad da hani eğer böyle gidilebiliyorsa vehim ve hayaller, ademe gitmenin metodu da demek ki üstad böyle gösteriyor yani. Evet. Vehim ve hayali. Evet. Şey yapabilirim. Bir kapatmadan dersi bir şey söyleyeyim. Dersin başlangıcında altı zat-ı sıfat dedin ya. Evet. Biz sanki onu yedi diye şey yapmıştık. Tekvini onu da bir ayrıntı böyle vermek lazım. Belki takılır aklına insanlar. Yok. Yedi tane zat-ı sıfat var. Ulema arasında iş yapılmış ama ustad yerleştirmiş. Yedi zat-ı sıfat, yedi sübut-ı sıfat. Tekvini de zat-ı sıfata sokuyor. Zat-ı sıfata sokuyor. Evet. Koyuyor. Tamam abi. Çünkü şu anlarda Ustad'ın tahsiye o. İlim, irade, sen, basar, kudret, kelam subuti sıfattır şu anda. Evet. Burada. Tekvini koymuyor. Hı hı. Ama bazı ulema tekvini şey almış ama ustad tabi o takip ettiğimiz için aşağı biz kimiz ki o yanlışlar aşağı diyemeyiz. Fakat ustad sıfattan bahsediyorken yedi tane bahsediyor. O zaman otomatik olarak orada kalıyor. Hı hı. Zaten İmam Azam da böyle şey yapmış. İmam Ebu Yusuf mesela tekvini aşağı subuti sıfatı koyar ki İmam Azam zat-ı sıfatlardır diyor. Çok ilginçtir. Tekvin hakkında ihtilaf olmasının sebebi tekvin subuti sıfata çok bakıyor. Adem'e çok bakıyor. Hatta ben aylarca Adem'in tekvinde mi, ilimde mi? İlim biliyorsunuz subuti sıfattadır. Subuti sıfatta Adem ise vücud-i meperde olmuş umvandır. Yani Adem'in tekvinin içinde mi, subut-u sıfattaki ilmin içinde mi çok uğraştım. Yani ilim içinde Adem, sonra dedim ki ilim içindeki Adem suretidir herhalde. Yani ama tekvinde biraz karar kıldık çünkü galip mana öyle oldu. Evet. Yani fakat subut-u sıfatta ihtilaf yok, hepsi ayandır, yaşıyoruz. Zat-ı sıfatlar bizde olmadığı için ihtilaf ondan olmuş. Mesela hayat var bizde, subutisi var. İlim var bizde, sen var ben. Fakat kudret, şey, zat-ı sıfat bizde yok. Abi bir dakika, bir dakika. Şimdi siz konuştunuz ya, iki dakika önce bu konuştuklarınız neredeydi? Nereden çıkarttınız bunları? Bazı sana göre ilimde mi, Adem'de miydi? Mesela bana göre Adem'deydi, ilimde de değildi. İlimde olsaydı daha önce konuşmuş olmam lazım. Daha önce konuştuklarımı söylüyorsam ilimdeydi. Konuşmadıklarımı söylüyorsam Adem'deydi. O zaman Kadir, siz tekvini mazhar görüyorsunuz. Evet, tekvine mazhar oluyorsunuz. Mazhar oluyorsunuz. Yanlış, şunu da dikkat etmek lazım ki tekvinde sıfadem olsaydı tekvin denmezdi, Adem denir. Başka şey de var. Adem eşittir tekvin değil yani. Değil aşağı. Öyle bir şey var, sıfatı var. Yani çok acayip bir... Ve bugünkü dersimiz bakın zat-ı sıfatın vücut, beka, vahdaniyet var ya böyle sıralama. Ve o ders olduğunu farkındayız. Evet. Yani beka zat-ı sıfattan konuşuyor. Evet. Çok ilginç bir ders, zor bir ders. Yani bu özelliklerin sahibinin mesela vahdaniyet sahibi olması, kıyam bir nefsi olması değil mi? Evet. Kıdem olması, bunlara sahip olması da gerekiyor yani. Çok şeyi tazamun ediyor. Beka gibi. Murat abi böyle zat-ı sıfatlardan gideceğe benziyor. Abi devam işte. Edeceğim. Şimdi abi ben dersi toparlıyorum. Toparla. Şimdi beka lügatta devam demekti. Üst Hazretleri ise basarsem kelam denilen tekerrü vücuttan ibarettir. Dedi terim manası olarak. Evet. Onlarla oluyormuş. Evet, bunlarla oluyormuş. Şimdi bu onlarla olan sıfatlar da hayatı istizam ediyormuş. Şimdi bekanın Allah'a bakan manası neydi? Cenab-ı Hak vücub sahibiymiş. Hiçbir mahlukatın kayıtlarıyla kayıtlı değilmiş. O yüzden devam sahibiymiş yani. Basarı varmış, kelamı varmış, semi varmış. Diğer sıfatlar sahibiymiş. Şimdi Üstad Hazretleri bekayı dörde ayırdı. Yani Cenab-ı Hakk'ın dört tane esas nimeti varmış. Birinci yaratılış. Birinci yaratılışta devam. İkinci yaratılış. İkinci yaratılışta devam. Bu dört tane nimet Kur'an-ı Kerim'deki dört tane sureye bakıyormuş. Bu dünyadaki âlem-i şehadetteki devamın karşısına mevt ve fena geliyor. Şunları bitiriyor. Ahiret âlemindeki evet bekanın karşısına da Adem geliyordu.
zihayatlarda mevtte fena var. İnsan ise bu Adem'den mevtte fenadan nasıl kurtulacak? İki şekilde kurtulabilirdi. Sureti faniyeden ve kendinden geçip bu tekerrü vücut denilen, değil mi, sıfatları görmesiyle o da beka sahibi oluyor. Ya şekaveti oluyor ya saadeti oluyor yani. Şey yok. Adem'e düşmek de oydu. Şuuri iman neydi? Bu dünyadayken evet, ölmeden önce evet, bekaya mazhariyet. Ölümün çaresi şuuri iman Hasan abi. Evet. Şuuri iman olmadığı zaman evet, imanı var ama bu sefer Adem'e düşüyor şuuri imana göre yani. O mevte ölüm yapsak daha sanki olacak gibi abi. O da olur. Çünkü hani mevte bir mekan tahvil vücut var ya. Evet. Ama ölüm zahire bakıyor. Zahirden direkt şeye geçiyoruz ya abi. Zahirde ölüm. Evet. Hakikaten mevt. Hani ölüm sanki oraya daha şey gibi abi. Evet, o da olur. Bu ikisini birleştirirsek sanki abi saadet-i ebedi oluyor. Şuur-i imanla nur-i iman birleşirse, bir arada olursa saadet-i ebedi oluyor gibi. Çünkü cenneti ayrı sayıyor, saadet-i ebedi. Evet. İki saadet oluyor, evet. Hem burada hem ahirette. Demek ki o zaman arada mertebe çok. İşte bunun çeşitli yerlerde üçüncü lemada çok var. Hiç okumadık oradan. Benim anladığım da hepsinin cemi şuur-i imanda diye anlıyorum. Evet. Yani şuur-i iman nur-i imanı içine alıyor. Şuur-i iman daha cami. Burada yani. Evet. Buradayken hem nur-i iman sahibi ama nur-i iman da şuur-i iman olmayabiliyor. Şu an ekseriyetle şuur tam yok yani millette. O zaman hani cenneti sadece öldükten sonra gidilen bir yer olarak biliyor, değil mi? Külliyatta çok cennet tabirleri var. Kişinin ailevi hayatı onun hususi bir cennetidir, değil mi? Kur'an'ın anlattığı cenneti görmek istiyorsan şuraya bak diyor, bahara bak, değil mi? Muratçığım sen o zaman oradan bize bir konum at. Biz de seni takip edelim. Benim alemimde şöyle çok güzel açıldı abi. Mesela nur-i iman işaret-i cazda diyor ya, göze girse, kulağa girse, evet, bütün kainat gül kokusu, evet, gibi. Hani orası harika, muhteşem bir şey. Burada nur-i iman elde edilirse filan, hani insan böyle bir içten hissen istiyor böyle. Evet, halbuki şuur-i iman yanında o yani bayağı bir şey oluyor yani. Yanlış bir ifade kullanmıyorum ama şuur-i iman daha bir acayipmiş yani. Ya şu derste abi ben şahsen şu cümleyi çok önemli. Tekerrü vücut. Evet. Bakın vücut burada 80 sene tekerrür ediyor diyelim dünyevi Hasan abi. Şunu öğrensek abi kifayet eder. Ben noktayı nazar olarak söyleyeyim. Tekerrü vücut aslında bu cesedin tekerrü vücudunu istememek gerekiyor yani. Tekerrü yani basarsam kelam sahibi bir zat varmış. Onu bulmak gerekiyormuş yani o beka arzusuyla. Ölümün çaresi oymuş yani. Senin o bulduğunda enerjisi karşı. Evet, mazhar olmak, evet. Beka buymuş yani. Hani ben de öyle şimdi konuya bakmadan önce ben de hani bekayı normal lügatıyla biliyorduk. Yani sonsuzluk, ondan sonra efendim, böyle gül yabani gibi bir şeydi benim halimde yani. Allah'a emanet. Beka da o zaman enaniyete bakıyor gibi de biraz. Hani bendeki enaniyete bakıyor. Çünkü herkes mertebesine göre mazhar oluyor ya abi ona. Herkes mertebesine göre mazhar olması enaniyettir. Kendisinin bekasına bakıyor gibi. Çünkü adam hani ahirette nur-i imanla belki ona mazhar olacak. Belki sadece cennette mazhar olacak. Hani benim şeyimde, benim bekam da bendeki enaniyetle sanki irtibatlı gibi. Evet. Öyledir. Diyorsan da. Abi burada Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdu rabbil alamin. El Fatiha.